Tam zamanında geldiniz. Evet. Birazdan gelirler. Asla geç kalmam. İşte gelin kızım, müstakbel damat. Beni affet. Seni müstakbel damat zannettim canım. Sen? Ne işin var burada? Yine saçma sapan konuşmaya başladın. Haberin yok mu? Annen beni davet etti. Aa, evet haklı canım. Hadi gel. Otur gel. Teyze acıktım, bir şey yok mu? Hemen getirelim canım. Canki hemen mutfaktan bir şeyler getirir misin? Abi de çay lütfen. Tamam. Çay da getir. Babaanne, bugün herkes çok mutlu. Anlamadım. Kapının zili çalınca kimin geleceğini çok iyi biliyoruz. Bence bu kadar heyecana gerek yok babaanne. Tavukları yumurtadan çıkmadan önce saymak gibi bir şey. Boş ver Karan. Hepsi benim hatam. Bir kere hata yapmasan şaşarım zaten. Buraya adamı sınamaya gelmiştim ama sen birden damat adayı dedin. Hatta Canki de beni iki kere aradı. Bu adam kim hiç anlamadım. Evet. Hayır, beni yanlış anlamayın. Çok üzgünüm. Benim hatam, yanlış ifade ettim. Özür dilerim. Merhaba. Merhaba efendim. Selam canım, gel. Burada ne işin var? İyi. Gel. Gel otur. Samir talibi incelemede bana yardımcı olacak. Tamam canım. Bakın yiyecekler de geldi. Hadi biraz bir şeyler yiyin. Sarla teyze. Efendim? Söylesene, Şirişli kızın falan mı yoksa evlatlık mı? Anlamadığımdan soruyorum. Herkes burada mutluyken hala onun yüzü asık da. O yüzden sordum. Biraz şüphelendim de. Üzgünüm teyze. Hayır. O benim kızım evet ama çok fazla gülen biri değil. Anladım. Boş verin. Şuna bak. Annemin önünde kahraman olmaya çalışıyor. Ama sen görürsün, benden kurtulamayacaksın. Hadi alın da yemekler nasıl oldu? Babaanne. Hadi söyleyin bakalım. Aa, hepsini Pirita yaptı. Yine de iyi. Karan canım, ben mutfağa gidiyorum. Talip gelmeden önce işlerimi halletmem gerekiyor. Siz oturun burada, tamam mı? Güzelce yemeğinizi yiyin. Hemen dönerim. Ben de geleyim. Tamam, gel anne, gel hadi. Meyve var mı acaba? Hemen var getiriyorum canım, merak etme. Geri dönerim. Merhaba. Alır mısın? Hayır, sağ ol. Ben aç değilim. Sen ye lütfen. Yemem zaten. Ağlayabilirsin. Nedenmiş? Çünkü senin gibi çok baharatlı. Bunu yiyen etrafta soda getirin diye bağırmaya başlar. Neden bakıyorsun? Ne oldu? Bak şu acı kabağı unuttum sanma sakın. Söyle, ne oldu? Sınırlarında kalsan iyi olur. Bizim için sorun yaratacak hiçbir şey yapma. Anladın mı beni aptal herif? Pirita'nın evliliği yolunda gidecek. O yüzden lütfen moralimi bozma. Aksi halde seni bağışlamam, anladın mı? İnsanları tehdit etmeyi sevdiğini biliyorum. Her neyse. Affedersin. Sakın ha, uyanıklık yapmaya kalkma.
Beni dinle. Sabrımı zorlama. Yoksa seni kaldırıp yere çarparım. Anladın mı beni? Ha? Sen daha dumbbell kaldıramıyorsun. Beni nasıl kaldıracaksın? Çekil kenara. Ona neler yapabileceğimi göstermeliyim. Karan, işin bittiyse ben gidiyorum. Talip gelince mi çıkacaksın? Dinle, şaka yapmıyorum. Düne kadar şaka yapıyordum ama bugün ciddiyim. Bak, bu çocuk çok tuhaf görünüyor. Hiç kız arkadaşı olmadı mı bunun? O çok çirkin bir çocuk ve zeka seviyesi çok düşük. Aynı senin gibi, tıpkı sana çekmiş. Bak, düşük olabilir ama kesin seninkinden yüksektir. Çok komik. Düne kadar şaka yapıyordum ama bugün ciddiyim. O çocuk tam bir ayyaş. Ayık gezdiği görülmemiş. Eve geç gelir. Aslında onu hep başkaları eve bırakır. Gerçeği söylemek gerekirse sınavlarını geçmek için kopya çekmesi gerekiyordu. Ailesinin parasını hep çarçur eder. Ha, bir şey daha var. O çocuk o kadar zayıf ki elbisesiz askı gibi duruyor. Ay. Dişleri olmadığı için dişlerini asla göremezsin Prita. O dişsiz. Ve şaşı. Sana baktığında başka yere baktığını düşüneceksin. Ay kes şunu. Beni dinle. Dursana. Henüz bitirmiş değilim bak. Karan. Ne oldu? Talip geldi. Ay sanırım anne. Geldiler. Ben gidip hemen kapıyı açayım. Beni takip et. Takip et. Merhaba. Merhaba. Sarla Aurora'nın evi değil mi? Evet evet. Kızınızla tanışmaya geldik. Elbette. Lütfen içeri gelin. Lütfen gelin. Hadi. Buyurun. Hoş geldiniz. O benim annem. Merhaba. Bu da benim küçük kızım Şirişti. Merhaba teyze amca. Ve bu da Canki. Kız kardeşim gibidir. Oğlun gelmedi mi? Oğlum arabayı park ediyor. Şimdi gelir efendim. Eğlence başlasın. Prita için üzülmüyor musun? Kes sesini. Onun için üzülmüyor. Bunu hak ediyor. Geldiğinde puzzle'larına bak. Bilek güreşinde bir çocuğu bile yenemez. Neden beni dinlemiyorsun? Anlamıyorum. Çocuğa nasıl böyle davranırsın? Üzgünüm. Ne oldu? Ne istiyorsun? Bunu istiyorum. Bir dakika. Üzgünüm efendim. Size yardım edeyim. Hayır canım, zahmet etme. Bunu kendim önemli yaparım. Önemli değil efendim. Hemen hallederim. İşte oldu. Teşekkür ederim. Tanrı, hep seninle olsun. Çok sağ olun. Bu da kızım Prita. Litvin'in ailesi. Merhaba amca. Otur teyze. Lütfen. Otur hadi. Kızınız çok güzelmiş. Aha, bakın oğlumuz geldi. İşte geliyor. Ne de aptala benziyor. Kim bu? Çok yakışıklıymış. Boyu posu yerinde. Pazıları güçlü. İyi biri gibiydi. Peki şimdi ne olacak?
Kes sesini. Mumbai'de ne kadar da yakışıklı erkek varmış böyle. Tanrım. Mutlu ol canım. Merhaba. Merhaba. Yapma. Ne yapıyorsun? Ben onların akrabası değilim. Ben sadece yanlarında kalıyorum. Onlar için çalışıyorum. Yani ne olmuş? Hepimiz bir yerde çalışıyoruz. Teyze, ben hiçbir işe büyükmüş, küçükmüş diye bakmıyorum. Sen benim büyüğümsün. Ailem bana büyüklerimin hayır duasını almayı öğretti. Yani bu yüzden eğildim. Dedikleri gibi işte, büyüklerimizin her zaman dualarını almalıyız. Değil mi? Tanrı seni korusun. Hep mutlu ol. Teşekkür ederim. Hadi gel canım, gel. Bu benim kızım Prita. Prita. Merhaba. Merhaba. Merhaba Prita. Ben Prithvi Malhotra. Memnun oldum. Memnun oldum. Neden ayaktasın? Lütfen oturun. Pekala. Şöyle geçin. Lütfen oturun. Evet. Lütfen. Meyve suyu versene kızım. Çay servisi de yapın lütfen. Neden ona bakıyorsun Samir? Şok oldum Karan. Beklediğimiz bu değildi. Adam çok yakışıklı. Yoksa onu kıskandın mı? Ne diyorsun sen? Ama gerçek ortada. Bu adam yakışıklı, hiç kötü görünmüyor. Baksana. Gel. Şu arkadaşı bir test edelim. Gel hadi. Hadi. Ben annesiyim. Bu yüzden sizlere bir şey söylemek istiyorum. Siz çok zenginsiniz. Bayan Valya eğitimli ve iyi huylu bir kız aradığınızı söylemişti. Ben de Prita'yı seveceğinizi düşündüm bu yüzden. Bakın, her anne kızının düğününün güzel olmasını ister. Ben elimden geleni yapacağım elbette. Fakat oğlunuzun düğünüyle ilgili birçok beklentiniz ve arzunuz olduğuna da çok eminim efendim. Beklentilerinizi çok fazla karşılayamayabilirim. Yani bunu size en başından söylemem gerektiğini düşündüm. Ne diyorsunuz siz? Ne olmuş zenginsek yani? Alçak gönüllülüğünüz ve dürüstlüğünüz beni gerçekten çok etkiledi hanımefendi. Tanrı bize bir hayat vermiş. Açgözlü değiliz kesinlikle. İzninizle kızınızın benimle evlenmesi için buradayız. Başka beklentimiz yok hanımefendi. Abi sen çok iyi birisin. Teşekkür ederim. Hiçbir genç senin gibi düşünemiyor ne yazık ki. Teşekkür ederim. Bak da bir şeyler öğren. Sarla canım. Çünkü ailesi onu çok iyi yetiştirmiş. Ondan sana karşı saygılı canım. Oğlum Prithvi. O hep böyledir. Hep gelenekleri yerine getirmiş, ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş, büyüklere saygılı davranmıştır. Her şeyi çok küçük yaşta öğrendi. Sağ olsun bize çok iyi bakıyor. Bir gün aşçımız gelmemişti ve ben o ara çok rahatsızlandım. Oğlum Prithvi işe gitmedi ve hepimiz için yemek yaptı. Ama dışarıdan yemek sipariş edelim dedi. Ama hasta olduğum için dışarıdan yemek yememem gerektiğini söyledi bana. Onun gibi bir oğlum olduğu için çok şanslıyım. Ne güzel. Lütfen anne. Aslında yemek yapmayı çok seviyorum ben. Ah. Ama annem bana hiç yaptırmıyor. Ben de bundan faydalanıp size yemek yaptım. Bir şefle evlenir misin? Ha? Oğlumla gurur duyuyorum. İnan bana. Oğlum çok çalışkandır. Küçük işletmemi sıkı çalışması, özverisi ve zekasıyla genişletti. Onun sayesinde bu haldeyiz. Hadi ama baba. Baba, her şeyi ben senden öğrendim. Senden daha akıllı. Bu arada sen sadece gezip tozmaktan anlıyorsun.
Başka bir şeyden değil. Özür dilerim. Sizi tanıyamadım ben. Üzgünüm, gerçekten benim hatam. Tahmin edeyim. İkiniz de kuzenleri misiniz yoksa? Ama Tanrım. İyi misin? Sakin ol. Bırak şunu. Hayır, hayır. Onlar Pirita ve Şirişti'nin kuzenleri değiller. Aslında Pirita ve Şirişti, Kara'nın ağabeyi Rishab Lutra için çalışıyor. Ondan geldiler. Birbirlerini sık sık ziyaret ederler. Çok iyi arkadaştırlar. Yani aile gibiler. Aile. Aile arkadaşı demek. Anladım, tamam. O benim kardeşim Karan Lutra, kriket oyuncusu. BPL izlemiyor musun? BPL? Kriket turnuvası mı? Çok üzgünüm. Ben kriket izlemem ki. Biliyor musun? Kriketi ben biraz komik buluyorum. Biri topa vurur ve diğer takımdakiler aptallar gibi arkasından koşar. Hey! Hakarete uğruyoruz. Hadi gidelim buradan. Yoksa kötü olacak. Bak gidelim. Hadi. Hadi. Pirita'ya bir şey söylemek ya da ona bir şey sormak istersen söyleyebilirsin. Onunla konuşabilirsin. Hiçbir sorun yok yani. Sizin ve babaannenin eğer bir sorunu yoksa konuşmak isterim. Elbette. Sorunumuz yok. Anne, hemen döneceğim. Hadi. Neden onunla evlendiği kabul etti? Acaba ne olacak? Rita, senden benimle özel olarak konuşmanı istedim ve sen de beni reddetmedin. Teşekkür ederim. Umarım niyetimden hiç şüphe duymuyorsundur. Ayrıca umarım rahat hissediyorsundur. Tuhaf bir durum değil mi? Yani buraya birbirimizle konuşmak için geldik. Ama ne konuşacağımızı hiç bilmiyoruz maalesef, değil mi? Neden oturmuyorsun ki? Otursana. Rahatına bak lütfen. Bu senin evin. Ve Pirita, eğer söylediğim herhangi bir şey seni gücendirirse bana tokat atmaktan asla çekinme. Çok eğlenceli birisin. Görüyorsun. Elimde değil ki. Umarım kızmamışsındır. Hayır. Hayır. Lütfen. Sorun değil. Biliyorum. Birbirimizi pek tanımıyoruz. İlk kez tanıştık. İşleri nasıl ilerleteceğimizi merak etmemiz gerçekten doğal Pirita. Değil mi? Ancak sen ve ben arkadaş olursak o zaman rahatça konuşabiliriz. İki yabancının nasıl arkadaş olabileceğini merak ediyor olmalısın, değil mi? Öyleyse sakıncası yoksa birbirimiz hakkında birkaç şey öğrenelim. Lütfen bana hobilerini söyler misin? Benim öyle çok fazla hobim yok maalesef. Üzgünüm. Ama evet, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi çok severim. Çok güzel. Bu arada boş zamanlarında ne yaparsın? Benim hiç boş vaktim olmuyor. Ama arada babaannem ve annemle ve küçük kız kardeşimle
Vakit geçiriyorum, o kadar işte. Kız kardeşini seviyor musun? Evet. Ama bunu neden soruyorsun? Çünkü ondan bahsettiğinde yüzündeki mutluluk düşündüğün her şeyi belli ediyor. Hoşuma gitti. O çok akıllı biri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.